Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipimiz var. Yarım kalan bir ipim vardı. Bununla harika bir model çıkartacağım. Şöyle kalınlığını göstereyim. 100 gram 230 metre uzunluğu olan bir ip. İpime uygun kullanacağım şiş 4 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay gösterişli bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Farklı bir başlama tekniği yapacağım arkadaşlar. Ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım için şöyle yani 30 santim falan ipimi İki kat yapacağım. İki kat yaptım. 30 santim ipimi katladım. İki yaptım. Tekrar katladım. Üç kat yaptım. Şu şekilde üç kat ipimi hazırladım. Şu tek olan ipimi parmağıma aldım. Diğerini şişime aldım. Bakın. Şöyle şişime aldım. Şişimin altında duracak bu üç kat olan ipim. Boncuk lastik yapımını yapacağız. İsteyenler olmuştu. O yüzden şimdi küçük bir anlatımını yapacağım videoya başlarken. Şu şekilde tuttum. Şöyle bakın şu şekilde alttan girerek ilmeğimi çıkardım. Şöyle sıkıştırıyorum. Şimdi parmağımı alttan geçirdim. Şişimi bu taraftan ilmeğimi çıkardım. Tekrar bakın üstten ip parmağımın altında kalıyor. Şu şekilde doluyorum. Ve buradan ilmeğimi çıkartıyorum. Bir tanesini bu şekilde çıkarttım. Şimdi ikincisini de ipimin altından geçirerek şöyle aldım. Bir ilmek çıkardım. Bakın burada boncuk boncuk oluşmaya başladı. Şöyle göstereyim. Birinciyi böyle. İkinciyi de parmağımı ipin altından dolayarak geçirdim ve ilmeğimi çıkardım. Bunlar bakın çiftli çiftli oluyor ilmekler. İpin üstünden şöyle doladım. Aldım ilmeğimi. Parmağımı ipin altından geçirdim. İçeriden ilmeğimi aldım. Herhalde anlaşılmıştır. Şöyle yavaş yapıyorum. Bakın elimi takip ederek. İpi parmağımın üzerine şöyle doladım. İç taraftan ilmeğimi aldım. Bu ikinci ilmeğimdi. Birinci ilmeğimi şöyle yapıyorum. Bakın parmağımı ipin üzerine koyarak doluyorum. Birinci ilmeğimi aldım. Diğer ikinci ilmeğimi hemen şu şekilde ipin altından geçirdim aldım. İpin üstünden parmağımı tuttum, doladım. İpin altından şöyle parmağımı tuttum, doladım. İlmeğimi çıkartıyorum. Böyle devam ediyoruz. Şunu çift alacağım için buradaki şu ilk doladığımı saymayalım. Yani şunu saymayalım ilmek sayımıza. Bunlar da ikili ikili olduğu için 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Toplamda şu anda 14 ilmek var şişimde. Bu 14 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Daha fazla uzatmayacağım. İlmeklerimizi bu şekilde çıkardık arkadaşlar. Bakın bunları aldık. Şimdi lastiğimizin arka yüzündeyiz. Birinci ilmeğimi kenar ilmeği olduğu için düz ördüm. Daha sonra ilmeklerimi ters örüyorum. Şu arkaya hemen ters gelmemesi için ön yüzünde oraya düz olması için arka yüzünde ters örüyorum. İlmekleri çıkardıktan sonra ilmeklerimizi ters örüyoruz. Arka yüzündeyiz şu anda. Bütün ilmeklerimi ters örerek sıra sonuna kadar geleceğim. Oradaki o baştaki iki ilmeğimizi de keserek onu kaybedeceğiz. Bunu yapmamızdaki amaç o kenarın daha düzgün olması için. Yoksa orada bir yamukluk oluyor.
Lastik düzgün görünmüyor arkadaşlar. Size bir püf noktası olarak gösterdim onu da. Evet, şu şekilde bakın, 3 tane şu baştaki 2, bir de diğer ilmeğim kaldı. Toplamda 3 tane ilmeğim var. Bu 3 ilmeğin 3'ünü bir alıyorum ve düz örüyorum. Yani burada bir eksiltme yaptım. 3 ilmekten tek ilmek çıkarmış olduğum, burada kestik bunu, baştaki 2 ilmeğimizi. Örgümüzün ön yüzüne geçtik. Şimdi burada bütün ilmeklerimizi yine ters örerek devam ediyorum. Haroşa lastik yapacağız şimdi 3 sıra. Birinci sırayı oluşturmuş olduk bakın ön yüzünde. 3 sıra bu şekilde haroşa lastiğimizi tamamlayalım. Üzerine modelimizi kuracağız. Üzerine kuracağımız model de aynı bu lastiğe uyum sağlayan güzel bir model. Evet, bakın şöyle tamamladık. Sıramızı tamamladık. Bunu 3 haroşaya tamamlayıp gelelim. Evet, lastiğimi tamamladım. Ben ilmek sayısını söylemeyi unuttum herhalde. Model kurulumunda gerekli olan ilmek sayımız 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmek sayısında olması gerekiyor. Şöyle bakın, 4, 4, 4. Sonuna 2 ilmek eklemiş olduk. Lastiği de 3 sıra haroşamı tamamladım. 1, 2, 3 sıra haroşamızı tamamladık. Lastik böyle devam edecek arkadaşlar. Lastiğin kurulumu bu şekilde. Daha sonra bu artan ipimizi de tığla geçirerek şurada kaybedip fazlalığını kesebiliriz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Birinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldığım bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm sıra sonuna kadar. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle. Daha sonra bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimi düz ördüm. Şöyle. Şu artırma yaptığım ilmeğimi alarak şu düz ördüğüm iki ilmeğin üzerinden geçirip bıraktım. Devamında iki ilmek ters ördüm. Buraya kadar bir model. Şimdi tekrarlıyoruz. Bir artırma yaptım. 2 ilmek düz ördüm. Daha sonra bu artırma yaptığım ilmeği ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Devamında 2 ilmek ters ördüm. Buraya kadar da bir model kurmuş olduk. Böyle devam ediyoruz. Evet, bir artırma yaptım. 2 ilmek düz ördüm. Artırma yaptığım ilmeği ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Devamında 2 düz ilmek ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıramızı tamamladık. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Bakın modelimiz yavaş yavaş kendini gösteriyor. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ön yüzünde yapacağımız işlem, her zaman için ilmeklerimizi düz öreceğiz. Şekillendirme yok ön yüzünde. Bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Modeli kaydıracağım şimdi, şöyle göstereyim. Şuradaki ilmek alıp geri üzerinden geçirdiğimiz olan kısmı şu iki ilmeğe kaydıracağım, şu boşluklara. Onu da hep birlikte yapalım şimdi. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz.
Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın sıradaki iki ilmeği bir öncekinde şekillendirme yapmıştık. Şimdi burada iki düz ilmek örüyorum. Üçüncü, dördüncü sıra arka yüzünde iki ters ilmek ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Şimdi iki düz ilmek örüyorum. İki düz ilmek ördüm. Artırma yaptığım ilmeği aldım. İki düzün üzerinden geçirerek bıraktım. İki ters ilmek. Bakın modeli kaydırmış olduk bu şekilde. Bir artırma yapalım. İki düz ilmek örelim. Artırdığımız ilmeği alıp iki düzün üzerinden geçirip bırakalım. İki ters. Bir artırma. Son iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Artırdığım ilmeği de ikisinin üzerinden geçirdim ve bıraktım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk. Modelimiz hep bu dört sıranın tekrarından oluşacak. İsterseniz bir kez daha kuralım hemen. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha doğrusu ön yüzünde yapmamız gereken işlem hep bu. Düz öreceğiz ilmeklerimizi. İlmeklerimi düz örerek devam ediyorum. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir artırma yaptım. İki ilmek düz ördüm. Artırma yaptığım ilmeği alarak iki düz ilmeğin üzerinden geçirdim ve bıraktım. Devamında iki ters ilmek. Bir artırma. İki düz. Artırmayı iki düzün üzerinden geçir, bırak. İki ters. Bir artırma. İki düz. Artırmayı iki düzün üzerinden geçirdim, bıraktım. Devamında iki ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıramı tamamladım. Bakın modeli de böyle kayıyor. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Üçüncü sıra ön yüzünde yapacağım işlem ilmeklerimi düz olarak örmek. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi birinci sırada yaptığımız hemen işlem bu iki ilmekleydi. Bunu iki tane ters örerek diğer iki ilmeğe geçiyorum. Kenar ilmeğinden sonra iki ters ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Daha sonra bir artırma yaptım. İki düz ilmek ördüm. Artırma yaptığım ilmeğimi iki düzün üzerinden geçirdim ve bıraktım. Bakın modeli kaydırmış olduk. Devamında iki ters ilmek. Bir artırma. İki düz. Artırmamızı ne yapıyorduk? İki düzün üzerinden geçirip bırakıyorduk. Devamında iki ters ilmek. Son kalan bu iki ilmeğimi de yine önce bir artırma yaptım. Daha sonra düz olarak ördüm ve artırdığım ilmeği ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modeli iki kez kurmuş oldum burada. Bakın. Şu lastikle modelin uyumuna bakın arkadaşlar. Ne kadar güzel görünüyor. Bir de daha önce yapmış olduğum parçam var. Hemen onu göstereyim size.
Bunu da daha önce hazırladım. Yine aynı lastiği çalıştım. Bakın modelin ilerlemiş hali de bu şekilde olacak. Lastiğimiz de gayet kolay. Kanalımda bunun ajurlusu var. Boncuk lastik diye geçiyor. Aralarda ajur yapmışım. Bunu da düz olarak ördük. Evet. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Bu modelden yelek, hırka, süveter, atkı, bere, bebek battaniyesinde daha kalın iplerle bence çok güzel uyum sağlayacak bir model. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde her türlü örgüde kullanabileceğiniz, kullanışlı ve yapımı da oldukça kolay bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.